canım. Ne hastanesi? Sadece benim biraz ağrıyor. İnkar edeyim. Seni muayene edebildik bir doktor robot yapabilirim. Yok. Onun için iyiyim ben. Hepsini derli mıncır yüzünden. Ama neden beni kovalıyordu? Hiç boşuna bir yağlayıp mı anlamayın? Sizin yüzünden bak, bana neden hale geldin? Sihirler macesine hoş geldin. O kadar da çok yapılacak iş var ki. Ev boyanacak, ağaçlar budanacak, çimler biçilecek, çatı onarılacak, bir de temizlik yapmak gerek. Nasıl yetiştireceğim bütün bu işleri? Bu halde çalışamazsın. İstersen boyacı, çatı tamircisi bir de bahçıvan çağıralım. Ben demiştim size bir robot yapayım diye. Milyonların hareket edeceksin ya 30 saniye. Hayır, ben yaparım. Hayır Galipciğim, senin yatıp dinlenmen gerekiyor. Ben şimdi ararım ustaları. Sen, Mıncır, hala burada mısınız? Hadi dışarıya. Ben bir Mete'ye bakayım, uyanmıştır. Mamasını vereyim. Aa, neden hayvanlardan yardım istemiyoruz? Mesela kuşlar çatıyı çok iyi onarabilirler. Milyonlar harekete geçti. Kaplumbağa, evet yardım edebilirler. Tamam. Bir çatı olacak. Bir çatı testinden çok daha iyi olacak. Hadi o zaman iş başına. Ne tabi boyayacaksın? Babamın atölyesi sen daha güzel görünüyor. Size güveniyorum. Fikir getirdi. Bak, duydun mu? Herhalde hayvanlardan yardım istemeyi düşünmüyorsun. Tabii ki hayır. Ama Mine'nin hayalindeki gibi hepimiz yardımlaşarak çalışırsak işleri daha çabuk halledebiliriz. Şirk anlaşıldım. Sen imece yapalım. Bir rakip rakibi de. İmece mi? İmece, bu işin en birliğini yapılması demek. Daha çok şeylerdi. Örneğin, bir çiftçinin tarlasındaki ürünleri toplamak için diğer ürünler ona yardım eder. Böylece herkes işin bir ucundan tutar ve o iş çabucak halledilir. Yani benim boya mı yapacağım? Sadece boya değil, bütün işleri hep beraber yapacağız. Ben de size yardım edeceğim tabii. Bir imece makinesi yapabilir miyim acaba? Örneğin güneş enerjisiyle çalışan bir imece makinesi. Bir rakip katledildi. Temizlik için herkes hazır mı? Hazırız. O zaman imece başlasın. Başlasın. Bir rakip katledildi.
Geleceğe bağlı. Siktir beni ya. Bir rakip katledildi. Sonunda işler bitti. İmece ne kadar da güzel bir şeymiş. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Bir rakip katledildi. Hepimiz işin bir ucundan tutunca hemencecik hallediverdik bütün işleri. Oo, hepimizin ellerine sağlık. Çok yoruldum ama Oh,
Yüksek giden yolda ilerliyorum. Az kaldı mı? Taş adam mı? Büyücüğüm. Sen taş büyücüsü. Paramparça olmuşsun ya. Üçte üç. Bitti oğlum, bitti. Bak, sadece şahıs kaldı. Orada yaptığını yapıyor. Zafer dedin mi? Bitti. 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 Beşte beş! Bitiriyorlar, baksan ben gidene ders. Ne? Ben gidene ders, temizliyorlar. Ne? Ya.
Burada kral da zafer. Biraz daha adam giderse cumartesi sonra yaktılar seni biliyor musun? Yaktılar seni. Ben niye yaktılar? Dur tahmin edeyim yine büyük bir biri patladı. Kıpırdama ya, onlar hallediyor. Hallediyor. Birazdan biz kazanacağız ha. İki tane daha yer yaparsak kazandık be. Orada patlatırsak zafer. Değil mi baba? Kime söylüyor? Evet. Rakam bitmedi mi ya? Tabi çatlamadı ya. Onun kanı yok mu? Nasıl lan bu? Senin de kanın azal ya. Kaç. Kaçamadı ya. Geberdin. Kaçamadı. Büyücü taş aldı. Kırıldı. Ortaları kırıldı bu. Kenarını. Bir rakip kat edildi. 2'de 2. Rakip kat edildi. Dağılma kimsin sen biraz? Kim olayım? Ya biraz da roket gibi fırlasan kazanacağız. Bittim. Zafer! Yatıyor muyuz? Yatıyor muyum?